Arkadaşlar, herkese selamlar, herkese merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir, umarım keyfiniz yerindedir. Tek Uzam ailesi olarak bugün sizinle kısa bir ders yapmaya çalışacağız. Biraz sohbet havasında geçecek. Biraz sohbet, biraz ders, biraz ÖABT. Herkese selamlarımla, herkese sevgilerimle arkadaşlar. Umarım iyisinizdir, umarım keyfiniz yerindedir diyerekten konuşmamıza başlamak istiyorum. Kimler var, kimler yok? Bir dönüt alırsam eğer, en azından ben de tabletim bir problem var şu an. Görmüyor. Ona göre bir çalışma yürütmeye çalışacağız arkadaşlar. Sesiniz gelmiyor dendi. Çok bakalım. Şu an sesim açık. Gül hocam, şu an sesi açtım. Şimdi açtım. Şu an geliyor mu? Şu an bir bakarsanız arkadaşlar, maalesef bir grafik tabletim çalışmıyor. Keşke dersten önce deneseydim, denemedim. Biraz işimi aksattım. Şu an ses alabiliyor muyuz? Arkadaşlar. Şu an seste bir problem yoktur diye düşünüyorum. Evet, tamam. Herkese selamlar, sevgiler. Arkadaşlar, alan eğitimi bizim için önemli bir noktadadır. Alan eğitiminden, matematikten, görsel sanattan, beden eğitiminden sorular gelmektedir. Bizi burada en çok zorlayacağını düşündüğüm ders hangi ders arkadaşlar? Matematik eğitimidir. Matematik eğitiminden bize gelecek olan sorular biraz sıkıntılı olabiliyor. Biraz farklı bir nitelik taşıyabiliyor arkadaşlar. Burada matematik eğitimiyle ilgili kısa bazı şeylere değineceğim. En sonunda bir tane Pitaş çizgi sorumuz var arkadaşlar. Pitaş çizgi sorumuzu çözdükten sonra arkadaşlar biraz sohbet, muhabbet dersimizi bitiririz şeklinde düşünüyorum. Maalesef şöyle bir problem var. Biz normalde tablet kullanıyordum ben. Ama tablet şu an görmüyor arkadaşlar. Şu an kalem ucu elimde. Ama bir problem yaşıyoruz. Evet, nereden katılıyoruz yarışmaya? Önceden bir soralım bakalım neredeyiz? Var mı aramızda? Malatyalılar var mı? Malatya'dan kimse var mı aramızda bu akşam? Bu tablet niye böyle yaptı? Bu şu an beni bayağı korkutuyor aslında. Şimdi öğretmenlerim, öncelikle bizim için bir tane sorumuz var Vanki ile. Arkadaşlar, ben alan eğitimiyle ilgili size şöyle bir yorum yapacağım. Unutmuyorsunuz, ÖABT'de okul öncesinde alan eğitiminde bizim için soru beklediğimiz en önemli iki nokta. Birisi görsel sanatlarda Löwenfeld, birisi de arkadaşlar matematik eğitiminde kim olarak karşımda çıkıyor arkadaşlar? Birisi de Vanki ile olarak karşımda çıkıyor. Arkadaşlar, Vanki ile ilgili bilmemiz gereken nokta şudur. Vanki ile geometrik düzen, geometri modeli oluşturmuş. Bu modele göre çocukların geometri seviyesini yorumlamıştır. Daha önce hafızam beni yanıltmıyorsa arkadaşlar, ya 2019 ya 2018 ya da 2020 miydi hatırlamıyorum. Bize bir adet Vanki ile sorusu geldi arkadaşlar. Bu Vanki ile sorusuyla ilgili şuna dikkat edeceksiniz. Bize gelen sorularda bir özellik verecek. Bak, buna dikkat et. Sana bir çocuk verecek. Bu çocuk Ali olur, Ahmet olur, Mehmet olur. Bu çocuğun yaşantısından senin çocuğun hangi geometrik seviyede yer aldığını bulmanı isteyecek arkadaşlar. Şimdi sorumuza bir bakalım. Pablo'yu vermiş bize arkadaşlar. Pablo, şekiller arasında parça bütün ilişkisi kuramamaktadır. Fakat nesnelerin özellikleri sorulduğunda özellikleri sayabilmektedir şeklinde bir soru vermiş. Devamında Pablo'nun yaşantısı, anlatılan durum hangi geometrik seviyede yer almaktadır demiş. Arkadaşlar, pardon, önden siz bir yorumunuzu yapın arkadaşlar. Daha sonra bir Van Hille modelini sizinle işlemek istiyorum sayın öğretmenler. Biz sizden cevap gelsin, bir cevap gelsin. Ben de şu tabletimle ilgili niye böyle bir sorun yaşıyorum bilmiyorum. O beni şu an çok üzüyor ama niye almıyor? Şu an bu şeyin kalem ucunun çalışması lazım. Biraz geç derse girdim, bir çalışma. Bugün kalem kullanamayacağız. Şu an anladığım kadarıyla bu şekilde dersi anlatmak zorundayım. Şöyle bir yorum yapacağım. Arkadaşlar, Vanki ile 5 tane model oluşturmuş. Bu 5 model arasında, beni iyi dinle, 5 aşama arasında 0, 1, 2, 3, 4 düzey olmak üzere toplam 5 tane düzeyimiz var arkadaşlar.
Pablo şekiller arasında parça bütün ilişkisi kuramıyor ama şekillerin özellikleri sorulduğunda özellikleri sayabiliyormuş. Arkadaşlar beni iyi dinliyorsunuz. Okul öncesi dönemde çocuklar genellikle ya görsel düzeyde yer alacaktır arkadaşlar ya da betimsel düzeyde yer alacaktır öğretmenler. Görsel düzeydeki çocuklar, bu cümleme dikkat ediyorsunuz. Görsel düzeydeki çocuklar geometrik şekillerin özelliklerini bilmezler. Üçgenin kaç köşesi olduğunu bilmez. Dikkat et. Karenin kenarlarının eşit olduğunu bilmez. Dairenin köşesinin olmadığını bilmez. Görsel düzeydeki çocuk, not alan arkadaşlar varsa şu cümleyi defterimize yazalım öğretmenlerim. Görsel düzeydeki çocuk geometrik şekillerin görüntüsünü ve ismini tanır. Bak, görsel düzeydeki çocuk geometrik şekillerin görüntüsünü ve ismini tanır. Bak öğretmenim, benim bir öğrencim var 5 yaşında, adı Talha. Talha'ya ben daire gösterdiğim zaman daireyi özellik olarak bilmez. Ama şu yorumu yapabilir. Aynı topa benziyor. Güneşe benziyor. Aya benziyor. Bu tekerlek aynı daire gibi şeklinde özellik bilmez. Sorduğum zaman kenarını, köşesini, iç bükey, dış bükey geometrik bilgisiyle ilgili hiçbir şey yoktur görsel düzeydeki çocuğun. Ama ne yapar? Şekli gördüğünde tanır, ismi gördüğünde ayrım noktasını bilir. Mesela ben örnek vereyim, görsel düzey üzerinden bir yorum geliştirelim. Ben çocuklara tahtaya örneğin bir daire, bir üçgen ve bir de kare çizdim öğretmenim. Çocuklar ne yapacaklar? Görüntüye göre mesela gelip diyecek ki bu aynı güneşe benziyor şeklinde daireyi gösterecek. Çocuk burada daireyi gösterirken dikkat et. Dairenin geometrik yapısını, ilkelerini, hiyerarşisini ve özelliklerini bilmiyor öğretmenlerim. Ama ne yapacak? Görüntüden yola çıkarak geometrik yorumda bulunacaktır. Dikkat et. Görsel düzeyde ne varmış? Şekli, ismiyle, görüntüsüyle tanıyormuş arkadaşlar. Betimsel düzey okul öncesi dönemde karşımıza çıkan bir diğer düzeydir öğretmenlerim. Ki ben zaten ders anlatırken size şöyle bir yorumda bulunacağım. Öğretmenlerim Van Hill'e geldi mi? Ya görsele git ya betimsele git şeklinde bir yorum yapacağım sizlere. Arkadaşlar betimsel düzeyle ilgili şu yorum cepte olmasını istiyorum. Buraya dikkat edeceksin. Betimsel düzeyde olay şudur. Çocuğun dikkat süresi, çocuğun bilişsel seviyesi artmıştır. Betimsel düzeydeki çocuk artık şekillerin özelliklerini bilmektedir. Betimsel düzeydeki çocuk üçgenin üç köşesi olduğunu bilir. Betimsel düzeydeki çocuk dairenin köşesi olmadığını bilir. Betimsel düzeydeki çocuk, cümleme dikkat et, karenin köşe sayısının üçgenin köşe sayısından fazla olduğunu bilir arkadaşlar. Bak, görsel düzeydeki çocuk hiç kenar köşe biliyor muydu? Hiç özellik biliyor muydu? Bilmiyordu. Görsel düzeyde gözüyle ne yapıyordu? Yorumluyordu. Betimsel düzeyde bilgilerimiz arttı, bir tık yükseldi. Betimsel düzeydeki çocuk ne yapacak? Çok fazla ayrıntıya girmemek kaydıyla şekillerin temel özelliklerini ve temel ilkelerini bilecektir. Örnek vereyim arkadaşlar. Ben Talha adlı öğrencime, paşam bu bir kare hakkında ne biliyorsun diye bir soru yönelttiğimde betimsel düzeydeki çocuk şu yorum yapacaktır. Öğretmenim karenin dört kenarı ve dört köşesi vardır diyecektir. Bak, görsel düzeyde görüntü var, ismen tanıma var, şeklen bilme var. Betimsel düzeyde ne var öğretmenim? Betimsel düzeyde çocuk artık nesnelerin özellikleri hakkında bilgi sahibidir. O zaman unutmuyorsun, çocuk nesnenin özelliklerini sayıyorsa, nesnenin kenar sayısını, köşe sayısını biliyorsa, cümlemden akılda tut, üçgenin üç köşesi var diyen çocuğu betimsel düzeydedir. Döndüm soruma baktım. Klavyeyi kullanamıyorum. Kusura bakmayın öğretmenlerim. Pablo ne yapmış? Şekiller arasında parça bütün ilişkisi kuramıyormuş. Fakat özelliklerini sayabiliyormuş. Pablo'ya ben, Pablo oğlum, karenin özelliklerini say dediğim zaman bana ne diyecek? Öğretmenim dört kenarı var. Öğretmenim dört köşesi var. Öğretmenim kenarlarının uzunlukları eşit. İşte bu şekilde nesnelerin özelliklerini bilen çocuklara biz betimsel dönemde olduğunu söyleyeceğiz öğretmenlere. Devamında buradayla kalmasın. Van Hille konusunu detaylandıralım öğretmenlerim. Basit çıkarım. Arkadaşlar basit çıkarım bizim
İkinci düzeyimizdir. Görsele 0 dedim, betimsele 1 dedim, basit çıkarıma 2 dedim, çıkarım dönemine 3 ve sistematik düşünme düzeyine de 4 dedik arkadaşlar. Basit çıkarımla ilgili hemen şu yorumu yapacaksın. Basit çıkarım genellikle ilkokulda karşıda çıkıyor. Hatta şu yorumu da yapmanı isteyeceğim senden. Basit çıkarım genellikle ilkokulda olur. Hatta ben her zaman bu dersi ben sınıf ÖABT'de de anlatıyorum. Sınıf ÖABT'de şu cümleyi kuruyorum. Size soru gelirse öncelikli olarak basit çıkarım seçeneğine bir düşünün. Basit çıkarıma bir odaklanın. Okul öncesinde görsel ve betimseldeyiz. Sınıf ÖABT'de soru gelirse basit çıkarım deriz. Basit çıkarımda ise arkadaşlar çocuk artık nesneler arasında ilişki kurmaktadır. Bak dikkat et. Betimsel düzeyde nesnelerin özelliklerini biliyorum, nesnelerin ilkelerini biliyorum. Basit çıkarımda ise nesneler arasında ilişki kuruyordur çocuk. Not alıyor musunuz bilmiyorum ama sayın öğretmenlerim, not alan arkadaşlarımız varsa eğer, basit çıkarımla ilgili yanına parantez içinde Kaan Korkmaz der ki, karşılaştırma düzeyi yaz. Karşılaştırma. Hocam, öyküleştirelim, bir soru tarzına gidelim. Örnek verelim. Ana sınıfına giden Ahmet bir eline daireyi, bir eline üçgeni almıştır ve öğretmenine bakarak öğretmenim üçgenin köşe sayısı dairenin köşe sayısından fazladır şeklinde bir yorum yapmıştır. Bu yorumu yapan öğrenci Van Hille modeline göre hangi düzeydedir? Bunu yapan öğrenci basit çıkarım düzeyindedir. Öğretmenim dikkat et. Nesneler arasındaki ilişki, nesneler arasındaki karşılaştırma, büyüklük, küçüklük, gördüğün zaman basit çıkarıma gideceksin. Basit çıkarımda çocuk geometrik bilgisi artmıştır. Dikkat süresi, kavram bilgisi ilerlemiştir. Ve ne yapacaktır? Şekiller arasında bir karşılaştırma yapacaktır sayın öğretmenim. Unutmuyorsunuz basit çıkarım neymiş? Karşılaştırma düzeyiymiş. Karşılaştırma düzeyine örneğini verdik. Örneğin dedik üçgenin, çok pardon özür dilerim. Üçgenin köşe sayısı karenin köşe sayısından azdır şeklinde bir yorumla karşılaştığımız zaman öğretmenlerim cevabımız basit çıkarım olacaktır. Diyarbakır seçeneğindeki çıkarım düzeyinde ise arkadaşlar mevzu şöyle gelişecektir. Çıkarım düzeyi aslında bizim ispat düzeyimizdir. Çocuğun yaşı büyümüştür. Bilişsel düzeyi, matematiksel bilgisi artmıştır. Çıkarım düzeyindeki çocuk artık bize bilgileri kanıtlayacaktır. Bilgileri ispat edecektir. Örnek verelim. Çıkarım düzeyindeki çocuk bize üçgenin iç açıları 180 derecedir cümlesine matematik bilgilerine göre yapacağı toplama, çıkarma, çarpma, kuracağı bağıntılara ve formüllere göre çıkarım düzeyinde ne yapar? İspat eder. Çıkarım düzeyinin yanına parantez içinde bir ispat ifadesini yazın. İspat kavramına dikkat etmeni istiyorum sayın öğretmenim. Bununla beraber çıkarım düzeyinde ne varmış? Çocuk bu örnekten akılda tutmanı isteyeceğim. Üçgenin iç açıları 180 derecedir cümlesine çocuğun tahtaya çıkıp geometrik bağlantılar yardımıyla ispat etmesine ben çıkarım düzeyi adını vereceğim sayın öğretmenim. Bir diğeri sistematik düşünme. Arkadaşlar sistematik düşünme ise çocuk artık teorilerle, çocuk artık formüllerle, çocuk artık ilerleyen yaş grubunda artık matematiksel bilgileri arttığı için örneğin Öklit, örneğin Pisagor gibi bizim için zor, okul öncesinde karşımıza çıkmayacak olan zor ve soyut bilgileri artık çocuk hayatında kullanmaya başlamıştır. Sistematik düşünme deyince ünlü matematik bilim adamları, ünlü matematikçilerin ortaya çıkarmış olduğu formülleri, bağıntıları akılda tutmanızı isteyeceğim öğretmenlerim. Şimdi bütün seçenekleri yorumladık. Bir artı atmanızı isteyeceğim. Sizden bir artı atmanızı isteyeceğim. Ona göre diğer soruya da geçiş yapmak istiyorum sayın öğretmenlerim. Bir artı atarsanız bilmiyorum not alanlar var mı? En azından not alanları bir şey yaparız. Notlarınızı aldığınızı görürsek hızlı gitmeyiz. Peki Yağmur Emre. Yağmur Hocam size şöyle bir soru sorarsak eğer. Ahmet şöyle bir ifade kullanıyor öğretmenine karşı Yağmur Hocam. Ahmet diyor ki öğretmenim diyor üçgenle karenin diyor, köşe sayısı eşit diyor. Bunu söyleyen öğrenci hangi evrede yer alır hocam? Üç kare ve dikdörtgenin köşe sayısı eşit. Bir sorduk bakalım diğer hocalarımız da cevap verebilir.
Diğer hocalarımızdan da bir cevap gelirse yeni sorumuza da geçeceğiz. Vanhi ile bizim her sene soru beklediğimiz önemli bir soru kalıbı olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Betimsel geldi. Öğretmenim, eğer çocuk nesneler arasında karşılaştırma yapıyorsa, iki nesne arasında hiyerarşik ilişki kuruyorsa, biz ne diyeceğiz öğretmenim? İki nesne, iki şekil arasındaki bir ilişkiyi fark etme, örneğin kenarları eşit, kareleri eşit gibi bir ifadeyi görürsek, unutmuyorsunuz arkadaşlar, cevabımız basit çıkarım olacaktır. Unutma öğretmenim, Van Hille'den soru geldi ve biz yine Van Hille'den soru mutlaka bekliyoruz sayın öğretmenim. Devam edelim sayın hocam. Bir başka soruyla devam edelim. Şurada sonra dönüş yaparız. Şurada bir başka konu var. Unutmuyorsun. Hocam sınava girdiğin zaman matematik eğitiminde bizim için vazgeçilmez bir nokta var öğretmenim. Sayı sayma ilkeleriymiş. Arkadaşlar sayı sayma ilkelerinden bize her sene düzenli olarak soru gelmektedir. O yüzden biraz da bu konuyu sizinle beraber irdelemek istiyorum. Şimdi hocalarım, matematik etkinliklerinde çocuklar için temel konular arasında sayı sayma ilkelerinden bahsetmiş bize. Aslı, matematik merkezinde oynadığı 5 bardağı hepsine teker teker dokunmuş. Her bir bardağa bir sayı denk gelecek şekilde 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde bir sayma işlemi yapmış. Dikkat! Devamında benim tam 5 bardağım var demiştir. Hocam, mevzuya dikkat edelim şimdi. Aslı 1, 2, 3 verilen ilkelerden hangilerini öğrenmiştir diyor. Hemen şuraya dikkat et bak. Hocam, benim tam 5 bardağım var cümlesi. Çocuk eline aldı. Ya şu an kalem var mı? Var. Ama şurada şanslıyız. Çok pardon. Şimdi bak, 3 tane nesne üzerinden bu konuyu anlatalım size. Öğretmenim dikkat et, 3 tane kalemimiz var bizim. Aslı geldi, 1, 2, 3, 4, 5 dedi. Kümenin son elemanına verilen sayısal ifade benim toplam eleman sayımı verir. Cümleme dikkat et. Kümenin son elemanına verilen sayısal ifade benim toplam elemanımı verir. Hocam son elemanım 5. Peki Aslı ne dedi? Tam 5 bardağım var dedi. O zaman Aslı ne, hangi ilke gelişmiştir? Aslı hangi ilkeyi öğrenmiştir? Bir size soralım arkadaşlar. Biz bu ilkeye kardinal sayı diyeceğiz arkadaşlar. Bir kümenin son elemanının almış olduğu sayısal ifade toplam elemanı verir. Dikkat et bak. 1, 2, 3. Daha sonra öğrenci, öğretmenim benim 3 tane kalemim var diyorsa bu çocuk kardinal sayı ilkesini öğrenmiştir. Bu bir. İkinci ilkem sabit sıra ilkesi. Öğretmenim bakın, Malatya'da da, Adana'da da, Eskişehir'de de, Bursa'da da, İzmir'de de, Antalya'da da. Her yerde birden sonra 2 gelir. 2'den sonra 3 gelir. 3'ten sonra 4 gelir, 4'ten sonra 5 gelir. Bu ilke sabit sıradır. Eğer bir çocuk sayma işlemi yaparken 1, 2, 4, 5, 1, 2, 5, 6 şeklinde sayıyorsa o çocuk sabit sıra ilkesini edinememiştir. Burada Aslı ne yaptı? 1, 2, 3, 4, 5 dedi. Aslı sabit sıra ilkesini edinmiştir. 1'den sonra 2, 2'den sonra 3, 3'ten sonra 4, 4'ten sonra 5. İşte bu şekilde çocuğun saymadaki sırayı doğru kullanmasa ben sabit sıra diyeceğim. Öğretmenim burada Aslı adlı öğrenci sabit sıra ilkesini edinmiştir. Yani ikinci öncülümüz ceptedir. Dikkat edin. 3'ten sonra 4 yerine 5 deseydi sabit sıra ilkesini edinememişti. Buraya dikkat. Devamında bir şey dikkat etmenizi isteyeceğim arkadaşlar. Bardakların hepsine tek tek değil de pardon, teker teker dokunmuş. Hocam o zaman ne yapıyor? Bunlar benim bardaklarım olsun, biraz benzemiyor ama işte akılda kalsın diye işlemimi yaparken toplama, çıkarma her neyse bu önemli değil. Sayma işleminde 1, 2, 3 deyip her nesneye dikkat et. Her nesneye bir tane sayısal ifade
karşılık geliyorsa bunun adı nedir arkadaşlar? Birebir ilkesidir. Bak beni iyi dinle. Bu benim mavi kalemim 1. Siyah kalemim 2. Mavi kalemim 3. Hocam ben buna bir sayısal ifadesini verdikten sonra 2 diyemem. 2 dedikten sonra 3 diyemem. Ben buna 1 dediysem bu gitti. 2 dediysem gitti. 3 dediysem gitti. Tamam mı öğretmenim? Unutmuyorsun. Sayma işleminde her nesne sadece bir kere sayısal ifade alacak. Bunun adı da birebir olacak. Şimdi mesela örnek vereyim. Ben bunu çok yaşıyorum. Okulda. Öğrencilerim arasında bir tane çok farklı bir öğrencim var. Parmaklarını say dedim. Şu şekilde yapıyor. Sayma işlemini yaparken 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyor. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benim 5. parmağıma birden fazla sayısal değer veriyor. Bu parmağım normalde 5 sayısını alacaktı. Ama ne yaptı benim öğrencim? Hem 5 ifadesini verdi hem 6 ifadesini verdi parmağıma. İşte bu şekilde çocuğun bir nesneye, dikkat et, birden fazla sayısal değer verdiğini görürsen o çocuk birebir ilkesini edinememiştir. Sayma işleminde her nesne bir tane sayısal değer alacaktır. Bu da birebir ilkesi olacaktır. Sorumuzun cevabı arkadaşlar birebir ve sabit sıra ilkesi olacaktır. Cevabımız 1 ile 2 ayırma seçenekler arasında verilmiş ama buradaki yaşantıda öğrencimiz Aslı'nın yaşantısında yoktur. Şimdi bir soru soracağım sizlere. Buradan bir ilkeme de değinip yeni konuya geçmek istiyorum. Şimdi bu çok önemli bir detay. 3 tane kalemimiz var. Görselleştirelim akılda kalsın öğretmenim. Buradaki 3 tane kalemi benim öğrencilerim sayıyor. Dikkat et cümleme dikkat et bak. Sağdan başladım 1, 2, 3. Soldan başladım 1, 2, 3. Ortadan başladım 1, 2, 3. Bu sefer şöyle sayıyorum. 1, 2, 3. Sağdan başla sonuç aynı. Soldan başla sonuç aynı. Ortadan say sonuç aynı. İşte sayma işlemindeki nesneler hangi dizilişte hangi sırayla sayılırsa sayılsın sonuç değişmez. Bu da nedir? Dizilişin önemsizliğidir. Bak hoca dinle. 3 kalem var. Buradan başlayalım. 1, 2, 3. Cevap 3. Ortadan başladım. 1, 2, 3. Sağdan başladım. 1, 2, 3. Ne yaparsan yap toplam sonuç 3'tür. Buna da ben ne diyeceğim? Hangi dizilişte nesneleri sayarsan say sonuç değişmez öğretmenim. Bu da hangi ilkemizdir? Dizilişin önemsizliği ilkesi olacaktır. Not alıyor muyuz? Not alıyor muyuz arkadaşlar? Yoksa televizyon izler gibi beni mi izliyorsunuz? Bir dönüt alırsam çok sevineceğim. Bir dönüt verirseniz öğretmenlerim ona göre dersimize devam edeceğim. Evet, sayı sayma ilkelerinden unutmuyorsun öğretmenim. Sayı sayma ilkelerinden biz kesinlikle ne bekliyoruz? Kesinlikle soru beklediğimiz önemli bir detaydır. KPSS süreci biraz kader, biraz kısmet, biraz nasip. Ama biraz da tecrübe meselesidir arkadaşlar. Alan sınavımızla ilgili şu önemli bir detaydır. Artık benzer sorular geliyor. Mesela önceki yıllarda sınıf yönetiminde ilgili olumlu disiplin sorusunun bir benzeri 2022 ÖAB'de yine geldi. Önceki yıllarda gelen sayı sayma ilkeleriyle ilgili olan soru, dikkat et, yine gelebilir. Çıkmış soruları asla lütfen göz ardı etmeyin sayın meslektaşlarım. Hocam ben not almıyorum ancak iyi şekilde dinliyorum sizden de. Yağmur Hocam teşekkür ederim, sağ olun. Devam edelim. Şurada bir soru var. Evet. Okul öncesi dönemdeki bir çocuk için aşağıdaki nesne gruplarından hangisinin birebir eşlemesi diğerlerine göre daha kolaydır? Hocam sizi çok yormayacağım. Bak beni iyi dinle. Böyle bir soru geldi. Tamam. Akademik anlamda bir anlatımda bulunacağım sana. Sen böyle bir soruyla karşılaştığın zaman şu yorumu yapmanı istiyorum. Önce nesne sayılarına bak. 4 kedi 4 kuş mu vermiş? 5 kedi 6 kuş mu vermiş? Eğer
Nesne sayıları eşit değilse gönder gitsin. Bak hocam. 4 tane beyaz kedi, 5 tane siyah kedi. Nesne sayısı eşit mi? Değil. Ele A seçeneğini gönderdim. Bursa 6 tane silgi, 4 tane defter. Eşit mi? Değil. Nal. A ve B gitti. Ceyhan'a baktım. 8 çatal, 8 kaşık. Diyarbakır'a baktım. 6 tane masa, 6 tane sandalye. Ceyhan ve Diyarbakır'dan nesne sayısı eşitse bu işlem kolaydır. Bunu dikkate al, bunun notunu yaz. Edirne'ye baktım. 5 tane kulak, 6 tane burun. Nesne sayısı eşit mi? Nesne sayısı eşit değil hocam. Şimdi 2 tane seçeneğim kaldı. Ceyhan ve Diyarbakır. 8 tane çatal, 8 tane kaşık. 6 tane masa, 6 tane sandalye. Eşleştirme işleminde çocuk ne zaman kolay yapar? Bir, eşleştirilen kümelerin nesne sayısı eşit olacak. İki, eşleştirilen kümelerdeki nesne sayısı az olacak. Hocam bak, bir tarafta 8, 8, 16 nesne var. Ceyhan'da 16 nesne. Denizli'de 6 artı 6, 12 nesne. 12 nesne çocuğun kolaylıkla eşleştirebileceği miktardadır. Nesne sayısı arttıkça seçeneklerdeki nesne sayısı arttıkça işlem zorlaşır. Şimdi C ve D arasında bize neyi sormuş? Daha kolayı sormuş. O zaman ne diyeceksin? Nesne sayıları kümelerin eşit. Eşit olan kümeler arasında eleman sayısı az olan kümeler ise Diyarbakır'da olduğu için 6 masa, 6 tane sandalye. Cevabım benim. Ne olacak arkadaşlar? Denizli olacak. Unutma, Kaan Hoca ne diyor? Öncelikle nesne sayısı eşit mi değil mi ona bak. Daha sonra nesneler arasındaki kümelerin eleman sayısının toplamına bak. Birinde 16 vermiş, birinde 12 vermiş. Bizim için daha kolay işlem Diyarbakır 6 masa, 6 tane de sandalye olacaktır. Şimdi öğretmenlerim, unutmuyorsunuz. Matematik eğitiminde sayı sayma hareketlerine dikkat edin. Bu bir. One here'ye dikkat edin. İki. Sınıflama, karşılaştırma, sıralama, eşleştirme. Bizim için her sene soru adayı mıdır? Evet. Buraları bilmenizde fayda var sayın öğretmenlerim. Bu sene gelen sorularda matematik eğitimi ne güzel geldi. Bu sene garip bir şekilde beden eğitimiyle ilgili sorularda soru biraz az gelmişti. Bu sene özel eğitim soruları ön plana çıkarılmıştı. Bu şekilde sınava yönelik de bir yorum yapabilirim. Cevabımız Diyarbakır bu arada. Devamında bu soruyu çözdük. Evet, bir tane de müzik eğitiminden soru çözmek istedim sizlere. Ya burada açık olmak gerekirse arkadaşlar, yani 34 dakika oldu. Toplam bir soru çözdük ama umarım fark etmişsinizdir. Hani soruyu çözmekten ziyade konu anlatmayı tercih eden bir insanımdır ben. En azından seçenekleri irdeliyoruz. En azından yorum gücü yapıyoruz. Öyküleştiriyoruz. ÖSYM'nin sorabileceği soruların benzerini dile getirmeye çalışıyoruz. Böylesi daha sağlıklı oluyor hocam. Evet. Güzel oluyor. Ben de keyif alıyorum. Bir baktım 34 dakika geçmiş. Güzel ilerlemişiz. Şimdi Pitaçinski kuramına göre soru var burada. Ben şöyle bir yorum yapacağım size. Bize öncelikle her sene ORF'tan soru geldi. Bir okul öncesi ÖABT'ci sınava girdiği zaman ORF'u bilmeli. Geçen sene 2022 Kodali'den geldi. Eyvallah. Ama ben yıllardır şunu söylüyorum. Ben sınıf ÖABT'de de bu dersi anlatıyorum. Ya hocam bize hiç Pitaçinski'den soru gelmedi. Ama ben 2023'te ders anlatırken Pitaçinski'yi çok vurgulayacağım. Sürekli Pitaçinski ile hareket etmeye çalışacağım, anlatmaya çalışacağım. Şimdi Pitaçinski ile ilgili Pitaçinski şunu yapıyor. Benim çocuklarım diyor okuma ve yazma bilmiyor. Ben okuma ve yazma bilmeyen çocuğa notları öğretemem diyor. Hadi re, mi, do yaz diyor. Ama diyor çocuk yazmayı bilmiyor. Okumayı da bilmiyor diyor. Ben diyor öyle bir yol geliştirmeliyim ki diyor. Benim öğrencilerim diyor okuma ve yazma bilmemesine rağmen diyor ritim etkinliklerinde, müzik etkinliklerinde başarılı olmalı diyor. Arkadaşlar, Pitaçinski'nin yönteminin kuramının diğer adı renklemeli yöntemdir. Renklemeli yöntemde dikkat ettim hemen her bir nota bir renge karşılık gelir. Ben çocuğa notaları öğretirken neyden faydalanacağım? Renklerden faydalanacağım. Unutmuyorsun, renklerden faydalanacağım. Hocam bize neyi sormuş? Bize re notasını sormuş.
Şimdi arkadaşlar şöyle bir yorum yapacağız. Maalesef tabletim bozulduğu için yazamıyorum. Bize hangisi sorulmuş arkadaşlar burada? Bize soru olarak sorulan notamız re notası. Re notasından soru gelmiş. Arkadaşlar bakın dikkat edin. Notalarımız nasıl? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Bu notaların karşılığındaki renkler nelerdir? Kırmızı, beyaz, sarı, kahverengi, mavi, yeşil ve mor. Şimdi dikkat ettin mi? Bak do, re. İkinci notam ne? Re. Peki renklere döndüm. Kırmızı. İkinci rengim ne? Beyaz. İşte re notasının karşılık olarak geldiği rengimiz ise beyazdır. Örnek verelim arkadaşlar. Mavinin karşılık geldiği, mavi renginin karşılık geldiği notamız nedir arkadaşlar? Sol notasıdır. Unutmuyorsun bak. Do, re, mi, fa, sol, la, si dedim. Notalarımı yazdım. Notalarının karşılığında ne dedim? Kırmızı, beyaz, sarı, kahverengi, mavi, yeşil ve mor dedim. İşte arkadaşlar re notasına karşılık gelen rengimiz de Bursa'daki beyaz olacaktır. Öğretmenleri unutmuyorsunuz, sınava girdiğiniz zaman bir tane Lowenfeld, bir tane ya Pitaçinski ya Suzuki Kodaly, bir müzik kuramı. Unutmuyorsun sayı sayma ilkeleri. Unutmuyorsun matematik eğitimindeki örnek verelim arkadaşlar. Eşleşme, sıflama gibi temel kavramlardan soru geliyor. Bu sene bize fen eğitiminde ben kendim derslerde söylemiştim. Fen eğitiminde öğretmen rolleri gelecek demiştim. Öğretmen rolleri içerisinde bir öğretmen sınıf içi hakimiyetini oluşturuyorsa nesne, materyal, alanı, çevre düzenleyip bu çevrede çocuğu risk alarak nesnelerle birebir etkileşim kurarak bir şeyler öğreneceği ortam yaratıyorsa öğretmen rolünde bunun adı kolaylaştıran rol olacak. Bu da bizim ek bilgimiz olsun. Fen eğitimiyle ilgili bir cümle, bir kelam etmiş olalım. Öğretmenlerim, alan eğitimiyle ilgili kısa bir derste 4 soru çözdük ama bayağı bir şeyler anlattığıma inanıyorum. Çünkü farkında olmadan biraz da yoruldum. Arkadaşlar, bugün bir Tekuzem ailesi olarak alan eğitimiyle ilgili bir şeyler anlatmaya, dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştık. Tekuzem ailesi olarak da dinlediğiniz için teşekkür ederim sizlere. Umarım faydalı olmuştur. Bir net, bir bilgi, bir kuram, bir cümle güzel, önemli, detaylıdır. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim hocam. İnşallah daha farklı zamanlarda, daha güzel zamanlarda tekrardan görüşürüz. Tekuzem ailesi olarak ÖABT'de KPSS serüveninde sonuna kadar sizinle olmaya çalışacağız arkadaşlar. Ben teşekkür ederim hocam. Tekrardan görüşmek üzere. Daha güzel günlerde, daha güzel zamanlarda görüşmek üzere. Tekuzem ailesi olarak herkese iyi akşamlar. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere öğretmenlerim.